Evet değerli öğrencilerim, tekrardan merhabalar. Deneme sınavının Türkçe ve matematik testini bir önceki videoda çözmüştük, çözümlerini anlatmıştık. Şimdi fen bilimleri dersinin sorularına geldik. Birinci sorudan başlıyorum hemen. Aşağıdaki besinlerden hangisi besin içeriği açısından diğerlerinden farklıdır? Şimdi A, B ve C şıklarına baktığımızda meyve, sebze. Biliyorsunuz meyve ve sebzelerde en önemli içerik, yani en göze çarpan, en çok bulunan içerik vitamindi. Zaten cevap ortaya çıktı. Yumurta. Yumurtada ne vardır? Protein. Yani bu A, B, C şıklarındaki sebze meyvelerde en çok vitamin ama D şıkkındaki yumurtada protein. Dolayısıyla farklı olan D şıkkıdır. İkinci soru. İki eş parçaya bölünen mıknatıs için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Çocuklar, mıknatıslar bölününce ne oluyordu? Oluşan o mıknatıs parçaları da ayrı bir mıknatıs gibi iki kutuptan oluşuyordu. Mıknatıslık özelliğini koruyordu. Şimdi burada D şıkkında iki parça da çekme özelliğini kaybeder. Hayır, kaybetmez. İki parçanın da tek kutbu vardır. Hayır, yeniden mıknatıs oldukları için yine iki kutupları olması lazım. Her iki parça da mıknatıslık özelliğini kaybeder demiş. Hayır. Doğrusu her parçanın iki farklı kutbu tekrar oluşur. Yani şöyle bir mıknatıs düşünelim. N ve S kutupları olsun. Biliyorsunuz iki kutup var. Şimdi mıknatısı şu ortadan ikiye ayırdım. Şu parça bu olsun, bu parça da bu olsun. Ayırdım. Bu parçalar da yeniden mıknatıslık özelliği kazanır ve N ve S diye iki tane kutbu oluşur. Yani cevabımız A şıkkı. Üçüncü soru. Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? Mıknatısın 3 farklı kutbu vardır. Hayır, mıknatısın 2 kutbu olmalıdır. Mıknatısın zıt kutupları birbirini iter diyor. Zıt kutuplar dediği mesela N ile S, S ile N. Bunlar birbirini çeker. Zıt kutuplar birbirini çeker olacaktı. Burada iter demiş. Bu da gitti. Geriye zaten yalnız 3 kaldı. Okuyalım. Mıknatısın uçlarına kutup denir. Evet. Mıknatısın uçlarına kutup denir. Cevap C. Şey B. B şıkkı doğru olan şık. Dördüncü soru. Bir cisme kuvvet uygulandığında cisimde aşağıdakilerden hangisi görünmez? Şimdi bir cisme kuvvet uygulandığında hızını değiştirebilirsin. Yönünü değiştirebilirsin. Şeklini değiştirebilirsin. Ama renk değişikliği oluşmaz. Cevap D. Beşinci soru. Hüseyin arabasını iterken Yasin ok yönünde kuvvet uygulayarak yardım ederse hangisi gerçekleşir? Şimdi araba iterken ona yardım etmez demek, o arabanın hareket yönüyle aynı yönde kuvvet uygulamak demek. Bir cismi hareket yönünde kuvvet uygularsan o cismin hızı artar. Cevap C. Altıncı soru. Yukarıdaki ve yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Bire bakalım. Kağıt mıknatıs tarafından çekilir. Kağıt mıknatıs tarafından çekilmez. Bilye suya atıldığında batar. Evet, bilye suya atıldığında batar. Doğru. Tahta suda yüzer. Evet, doğru. Cevap 2 ve 3. Zaten burada birin yanlış olduğunu gördüğünüzde içinde bir olan cevapları eleyince geriye 2-3 kalıyor. Bu da bir test tekniği olarak görülebilir. Yedinci soru. İçinde 300 mililitre su bulunan kabın içine taş parçası atıldığında su seviyesi 330 mililitre olarak gözlenmiştir. Taş parçasının hacmi. Suyun son seviyesi 330. Taş atılmadan önceki suyun hacmi 300. Aradaki fark 30 mililitre. Cevap B. Sekizinci soru. Yukarıdaki mıknatıslardan hangileri birbirini çeker? Şimdi hangi kutuplar birbirini çekerdi? Zıt kutuplar. Yani farklı kutuplar birbirini çeker. Şimdi burada S ile S aynı kutuplar birbirini iter. Benden çekeni sorduğu için cevabımız 1 değil. 2'ye baktığımızda yine aynı kutuplar birbirini iter. Benden çekeni istediği için cevap 2 de değil. Burada 3 ve 4'te baktığımızda S, N, NS farklı kutuplar birbirini çeker. 3 ve 4 cevabımız. 3 ve 4'teki mıknatıslar birbirini çeker. Çünkü farklı kutuplar yani zıt kutuplar birbirini çeker. 9. soru. Gece ve gündüz aşağıdaki olayların hangisi sonucunda oluşur? Gece gündüz dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle oluşurdu, değil mi? O zaman cevabımız
C. Dünyanın güneş etrafında dönmesiyle mevsimler oluşur. Ama dünyanın kendi etrafında dönmesiyle gece ve gündüz oluşur. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi mıknatısın kullanım alanlarından biri değildir? Çocuklar, radyolarda, özellikle hoparlörlerde, pusulalarda ve buzdolabının kapaklarında mıknatıs kullanılıyordu. Bunu görmüştük ama bisikletlerde mıknatıs kullanılmıyor. 11. soruda yukarıdaki arabanın şu arabadan bahsediyor. Üstündeki mıknatısa başka bir mıknatıs şekildeki gibi yaklaştırıldığında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir? Şimdi mıknatısı, arabanın üstündeki mıknatısa bakalım. Buradaki kutbu S. Bir başkası bu S kutbuna yakın olan N kutbunu yaklaştırıyor. S ile N zıt kutuplar birbirini çeker. Dolayısıyla araba hareket eder. Hangi yönde? İki yönünde hareket eder. Burada bir yönde hareket eder demiş. Hareketsiz kalmaz. Çünkü mıknatısı tutuyorsunuz. Araba sizin elinizi çekemeyeceği için aslında normalde bu iki mıknatıs birbirini çeker. Birbirini çeker ama senin elin daha kuvvetli olduğu için bu ikisi birbirini çektiği için bu araba iki yönünde hareket eder. Cevap C. 12. soru. Yukarıdaki özellikleri verilen madde hangisidir? Mıknatıs tarafından çekilir diyor. Havlu mıknatıs tarafından çekilmez. Tahta da çekilmez, sünger de çekilmez. Bakın ilk ifadeyi okuduktan sonra hemen cevabı buldum. Toplu iğne mıknatıs tarafından çekilir. Suda batar. Evet. Suyu emmez. Evet. Cevap C. Şimdi sosyal bilgiler testinin çözümüne geldik. Bunu da bitirince videomuz sona ermiş olacak. Deneme sınavımızı bitirmiş olacağız. Burada bir Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı var. Bir kimsenin yani bir kişinin nüfus cüzdanına baktığımızda onunla ilgili hangisini öğrenemeyiz? Çocuklar, nüfus cüzdanlarında ve kimliklerde biliyorsunuz doğum tarihimiz yazar. Yani doğum tarihine bakarak yaşımızı öğrenebiliriz. Doğum yerimiz yazar. Anne adımız ve baba adımız yazar. Ama kilomuz yazmaz. Çünkü kilo alırsın verirsin sürekli değişken bir şeydir. Tabii yaş da değişken ama yaşı şöyle doğum tarihin sabit olduğu için yaşa ne zaman bakarsan bak ya o kişinin yaşını nüfus cüzdanına veya kimliğine bakarak hesaplayabilirsin. Yine nüfus cüzdanına veya kimliğe baktığında o kişinin doğum yerini, anne ve baba adlarını görebilirsin ama kilosunu göremezsin. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzün ögelerindendir? Milli kültürümüzün unsurlarından. Öğe unsur demek. Bir parçası demek yani. Hangisi milli kültürümüzün öğelerinden birisidir? Çocuklar. Maskeli balo, yılbaşı kutlaması, doğum günü kutlaması bunlar bizim milli kültürümüze, Türk kültürüne ait şeyler değil. Ama kına gecesi Türk kültürüne yani milli kültürümüze ait bir unsurdur, ögedir. Yani ikinci sorunun cevabı A. Üçüncü soru. Türk ordusu Batı cephesinde 1. İnönü ve 2. İnönü Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz Savaşları'nı kimlere karşı yapmıştır? Bakın bunlar nerede olmuş? Batı cephesinde. Biz Batı cephesinde kimlere karşı savaştık? Yunanlara karşı savaştık. Cevap A. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden birine ait görsel değildir? Şimdi burada ne var? Hortum var. Evet. Doğal afetlerden birine ait görsel değildir. Hortum var burada. Burada orman yangını, burada çığ, burada da çevre kirliliği var. Çocuklar, çevre kirliliği doğal bir afet değildir. Şimdi orman yangını diyeceksin, doğal afet mi? Evet, birçok orman yangını doğanın kendisi kendi kendine oluşturduğu şekilde olabiliyor. O nedenle orman yangınları da doğal afet olarak kabul edilebiliyor. Ama maalesef birçok orman yangını yani insanların bina yapmak için ya da tarla oluşturmak için kendilerine yer açmak için arazi oluşturmak için maalesef yol açtığı insanların yol açtığı şeyler olabilmekte ama genel anlamda orman yangınları doğal afet olarak kabul ediyor. Ama A şıkkında çevre kirliliği var. Çevre kirliliği direkt insan eliyle olan bir şey olduğu için doğal afet sayılmıyor. 5. soru. Yukarıda verilen olayların kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Kronolojik sıra. Yani olayların oluş sırası. Bir kere
Burada milli mücadele süreci olduğuna göre ilk adımımız, bunu hiçbir zaman unutmuyoruz, Kurtuluş Savaşı'nın, milli mücadelenin ilk adımı Samsun'a çıkıştır. Yani ilk olayımız 2. Şimdi Samsun'a çıktıktan sonra Erzurum ve Sivas'ta. Bakın bunu S diye kodlayabilirsiniz. S. İlk önce Erzurum'da, sonra Sivas'ta kongreler yaptı ve en son Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. 4 numara. Yani 2-1-3-4. 2-1-3-4. Cevabımız Denizli. D şıkkı. Çevremizde bulunan doğal unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Çevremizde bulunan doğal unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Çünkü doğal unsur insan eliyle yapılmamış demek. Topkapı Sarayı, Selimiye Camii, 15 Temmuz Köprüsü gibi bu yapılar insanlar tarafından yapılmış. Bunlar yapay unsurlardır. Ama doğal unsur da kendi kendine oluşmuş bir unsurdur. Yani 6. sorunun cevabı C. 7. soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisi farklı bir yönü gösterir? Farklı bir yön. Pusulanın kırmızı ucu kuzey. Kutup yıldızı kuzey. Ağaçların yosun tutan tarafı kuzey. Ama karınca yuvalarının ağzı güneye bakar. Dolayısıyla farklı olan şıkkımız D şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi hava olayı değildir? Çocuklar şimdi burada şöyle düşünebilirsiniz. Hangisi hava olayı değildir? Hepsi hava olayı gibi düşünebilirsiniz. Burada bakın kar yağışı, yağmur, rüzgar bunlar hava olayları, zaten bildiğimiz şeyler. Aslında hepsi hava olayı ama yani bu bir afet olduğu için bunu afetler kısmına alabiliriz. Cevap C. 9. soru, 8. soruyu yaptık. 9. soru. Atatürk'e gazi unvanı ile mareşal rütbesinin verildiği savaş hangisidir? Çocuklar hatırlayacağınız gibi 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin verdiği kararla Atatürk'e gazi ve mareşal unvanı verilmiştir. Bu tarih yani 19 Eylül 1921 tarihi Sakarya Meydan Muharebesi'nin bitiminden sonraki bir tarih olduğu için yani bu sorunun cevabı Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Sakarya Meydan Muharebesi ile Atatürk'e gazi ve mareşal gazi unvanı ve mareşal rütbesi verilmiştir. 10. soru. Yukarıdaki haritaya göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Şimdi haritamıza baktığımızda yönler var. Biliyorsunuz haritada sağ taraf daima doğuyu, sol taraf batıyı, yukarısı kuzeyi, aşağısı güneyi gösterir. Ara yönler de vardır. Buna göre bu soruyu cevaplayacağız. Antalya'nın doğusunda Adana vardır. Antalya'nın bakın sağ tarafında Adana var. Antalya'nın sağ tarafında Adana var. Yani Adana Antalya'nın sağında. O zaman Antalya'nın doğusunda sağ taraf doğuyu gösterdiği için bakın doğu, solumuz batı, yukarı kuzey, aşağısı güney. Haritada bu daima böyledir. O zaman Antalya'nın sağında yani doğusunda Adana vardır. Bu doğru. Sinop'un batısında Bartın vardır. Sinop'un solunda yani sol taraf batı oluyor. Bartın vardır. Muş Gaziantep'in batısındadır. Muş Gaziantep'in batısındadır diyor. Çocuklar Muş Gaziantep'e göre doğudadır. Ama burada batısında demiş. Bakın bunları bu kelimelerde genellikle şaşırıyorsunuz. Şimdi Muş Gaziantep'in doğusunda ya. Siz bu cümleyi okurken sanki Gaziantep'i ele alıyormuş gibi Gaziantep Muş'un batısındadır diye ele alıyorsunuz. Hayır bak. Eğer deseydi ki Gaziantep Muş'un batısındadır. Evet bu doğru. Ama burada Muş Gaziantep'in neresinde? Muş Gaziantep'in sağında yani doğusunda. Ama burada batısında diyor. Yanlış olan şıkkımız C şıkkı. Yine de D şıkkına bakıyorum. Ordu Muş'un kuzeybatısındadır. Ordu burada. Muş burada. Bakın Ordu Muş'un ne tam solunda ne de tam yukarısında. Yukarı kuzey. Sol batı. Kuzey ile batı arası nedir? Kuzey batıdır. Bu da doğru. Yani yanlış olan cevabımız C şıkkı. 11. soruya baktığımızda geceleyin kutup yıldızına bakan yiğitin sol kolu hangi yönü gösterir? Çocuklar kutup yıldızı nereyi gösterir? Kuzeyi. Kutup yıldızına dönük olan, yüzü kutup yıldızına dönük olan yiğit. Şu yiğit, yüzü kutup yıldızına dönük. Şu da kolları olsun.
Yüzümüz kuzeyi gösteriyor. Şimdi sihirli cümlemizi söyleyelim yönlerle ilgili. Sağım doğuysa solum batı, önüm kuzey. Bakın bu sağladı, arkam güney. Şimdi benden ne istiyor? Sol kolu. Sol kolu neresi? Batıyı gösteriyor. 12. ve sosyal bilgiler testinde aynı zamanda deneme sınavının son sorusuna geldik. Aşağıdakilerden hangisi havanın parçalı bulutlu olacağını gösterir? Yağmurlu, karlı, kapalı yani tam bulutlu. Hem güneş hem bulut varsa parçalı bulutlu. Evet, umarım bu anlatımlar, bu videolar size faydalı olmuştur. Eksiklerinizi, yanlışlarınızı anlamışsınızdır. Lütfen yanlış yaptığınız sorulara ya da yapamadığınız sorularla ilgili konulara tekrardan bir göz gezdirin. Videolara tekrardan izleyin. Anlamadığınız şeyler olursa hala WhatsApp yoluna ulaşın. Onların tekrarlarını yapmak için elimizden geleni yaparız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.